Bizlerle birlikte olmak, Allah'tan bahsetmek bizim için Allah-u Teala'nın çok büyük bir lütfu. Sizler için varız. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Herkes saadeti yaşasın. Allah'ın temel hedefi budur. Ve bizler Allah'ın emirlerini yerine getirdikçe bu mutluluğa sahip olabiliriz. Evet sevgili kardeşimiz, görüntünüzü aldık inşallah. Selamu aleyküm ve rahmetullah, berekatü muhterem efendimiz. Hasret ve hürmetle gül kokan mübarek ellerinizden sonsuz kere öpüyoruz inşallah muhterem efendimiz. Ve şu an tüm dünyadan sizi canlı olarak izleyen tüm izleyicilerimiz adına sizi kalbimizden çok sevdiğimizi arz ederek inşallah bugünkü suallerimize geçmek istiyoruz inşallah muhterem efendimiz. İnşallah, Allah razı olsun, çok memnun olduk. Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, bugün gündüz saatlerinden itibaren Türkiye'de dünyanın birçok yerinden sizi seven ve size sual sormak isteyen birçok izleyicilerimizden mailler ve telefonlar geldi inşallah muhterem efendimiz. Müsaadenizle inşallah onlara geçmek istiyorum, arz ediyorum muhterem efendimiz. Tabii inşallah, Allah razı olsun. Trabzon'dan Kadriye Subaşı, Allah'a ulaşmak ne demektir demişler inşallah muhterem efendimiz. Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, Allah'a insanın ruhu ulaşır. Doğar doğmaz Allah-u Teala bütün insanlara ruhundan üfürür. Bu ruh o kişinin vücuduna girer ve o kişinin derhal şeklini alır. O ruhu eğer kişi Allah'a ulaştıracaksa, bu ruh o kişinin talebi üzerine Allah'a o kişi hayattayken ulaşır ve Allah'ın zatına geri döner. Eğer böyle bir şey tahakkuk etmezse, kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilememişse, böyle bir gayesi yoksa, bunu gerçekleştirmemişse, ruh o kişinin vücudunda o kişi ölene kadar görevini yapmakta devam edecektir. Ruhun bir özelliği, dilediği an vücuttan çıkıp tekrar dilediği an vücuda tekrar geri dönebilmek imkanının sahibi olmasıdır. Bütün insanlar için Allah Teala ruh üfürmesini mutlaka gerçekleştirir. Kişi doğar, arkasından Allah Teala o doğan bebeğe ruhundan üfürür. Ve bu üfürme o kişinin ruhunun o kişinin vücuduna paralel bir seyirle değişimler göstermesini ifade eder. Yani bir başka ifadeyle kişinin vücudunun genel görüntüsü ne ise ruh da aynı görüntünün sahibi olarak devam eder. Yani ruh, fizik bedenin gösterdiği bütün değişimler ruhta da aynen kendisini gösterir. Sevgili kardeşlerim,
bütün insanlar için Allah Teala sadece onların mutlu olmasını ister. Böyle bir mutluluk bütün insanlar için hazırdır. Ama insanların nefsleri afetlerle doludur. Bu afetlerle dolu olan nefsler güzele ulaşmak istikametinde bir takım faaliyetleri gerektiren standartları oluşturmak hedefine sahip olmalılar. Sevgili kardeşlerim, onlar için söz konusu olan şey, bütün insanlar için bir mutluluk hedefi tayin etmek. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'ın manevi dünyasına giremez. Böyle bir dilek söz konusuysa o kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sormak mecburiyetindedir. Bu mecburiyet o kişiyi bu hedefe ulaştırır ve kişi ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere harekete geçer, mürşidini sorar ve Allah Teala birincide olmasa da bile ikincide veya üçüncide mutlaka o kişiye mürşidini gösterir. Buradan sonraki kesim mürşide ulaşmaktır veya bir mürşit vekili varsa ona ulaşmaktır. Tabiiyet o kişinin ruhunun Allah'a doğru yola çıkmasını ifade eder. Bütün insanlar için ruhun Allah'a ulaşması mutlak gerekli olan bir fonksiyonel yapıyı ifade eder. Bütün insanlar için mutluluk vardır. Herkes Allah'a ulaşmayı dilediği zaman mürşidini Allah'tan soracaktır. Tabiiyet ise onun ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkmasının mutlak sebebidir. Ve 7-8 aylık bir devre içinde ruh Allah'a ulaşır. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Antalya'dan Hasan Bey, ben henüz tabi olmadım ama televizyonda sizin sohbetlerinizi dinliyorum ve takip ediyorum. Bugün canlı yayın olduğunu öğrenince ben de sualimi iletmek istedim demiş izleyicimiz. Ve sualini şöyle iletmiş muhterem efendimiz. Allah'ın istediği gibi bir kul olabilmemiz için ne yapmalıyız demişler inşallah muhterem efendim. Allah'ın istediği gibi bir kul olabilmek mutlaka Allah'a ulaşmayı, dilemeyi gerektirir. İnsan hayatı Allah'a ulaşmayı diledikten sonra o kişinin mürşidine tabi olmasını gerektirir. Kişi hacet namazını kılıp, boy abdesti alıp hacet namazını kılıp mürşidini Allah'tan soracaktır. Ve Allah'ın onun için, kendisi için tayin ettiği mürşidi mutlaka Allah Teala ona gösterecektir. Kişinin boy abdesti alıp hacet namazını kılıp mürşidini Allah'tan sorması birincide olmasa bile ikincide en çok üçüncüdürler. Allah'ın mürşidini o kişiye göstermesini mutlaka tahakkuk ettirir. Netice ne olacaktır? Kişi mürşidine ulaşacaktır ve tabiyet tahakkuk edecektir. Kişi mürşidine tabi olacaktır. Tabiyetle birlikte o kişinin ruhunun vücudundan ayrılması ve Allah'a doğru yola çıkması söz konusu olacaktır. 7-8 aylık bir devrede bu olay tahakkuk edecek. Kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır. İşte bu nokta o kişinin ermiş evliya olması noktasıdır. Kişi ermiştir. Nereye? Allah'a ermiştir. Ruhu Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında ifna olmuştur. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Kütahya'dan Sabri Bey, mürşidin önünde tövbe etmekle kendi kendimize yaptığımız tövbe arasında fark var mıdır demişler inşallah muhterem efendimiz. Tekrar eder misin? Başladım muhterem efendim. Mürşidin önünde tövbe etmekle kendi kendimize yaptığımız tövbe arasında bir fark var mıdır demişler inşallah. Tabii vardır. Mürşidin önünde yapılan tövbede Allah'ın
mürşide verdiği cereyan, ki o mürşide de kendi mürşidinden geçmiştir bu cereyan, o kişiye mutlaka ulaşacaktır. Kim mürşidine ulaşıp el öperse, tabi olduğunu, tabi olarak el öperse, el öptüğü an o kişiye mutlaka mürşidin ruhu ulaşır ve o kişinin vücuduna girer. Böylece ruh Allah-u Teala için yola çıkacaktır. 7 tane gök katını aşacaktır. 7. gök katında 7 tane alemden geçecektir. Ve neticede kişinin ruhu Allah'a dünya hayatını o kişi yaşarken, canlıyken ulaşacaktır. Bu o kişiyi ermiş evliya standartına ulaştırır. Ermiş evliya demek, ruhunu Allah'a doğru yola çıkartarak bir devrenin sonunda o ruhun Allah'a ulaşmasını, muhtevasını alır. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa'dan Nurşen Şahin, mürşitsiz ruhumuzu Allah'a ulaştırabilir miyiz demişler inşallah muhterem efendim. Mürşitsiz hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Allah-u Teala'nın mürşit tayini bu sebeple son derece önemlidir. Kişi mutlaka hacet namazını kılıp Allah'tan kendi mürşidinin kim olduğunu sormak mecburiyetindedir. Ve ona veya onun kendi bulunduğu yerde mevcutsa bir müridi, ona tabi olmaya vazifelidir. Tabiyet, cereyanın geçmesini temin eden tek sebeptir. İkinci bir alternatif yok. Onun için ya mürşit vardır, ulaşabileceği bir yerdedir kişinin, kişi kendisi ulaşır. Gene mürşit vardır ama ulaşamayacağı bir yerdedir. O mürşidin tabi olacak olan kişinin bulunduğu yerdeki bir müridine tövbe verebilme yetkisi verdiği bir müridine ulaşması halinde tabiyet gene gerçekleşir. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Elazığ'dan Zahide Hanım, ibadetlerimizi huşu içinde yerine getirebilmemiz için ne yapmalıyız demişler inşallah muhterem efendim. İbadetlerimizi huşu içinde yerine getirebilmemiz için vazifelerimizi yapmalıyız. Bir insanın ibadetini huşu içinde geçirebilmesi her şeyden evvel o kişinin kendisine hacet namazını kılıp mürşidini öğrenerek mürşide ulaşmak suretiyle bir hedefe ulaşma stratejisini tamamlaması lazım. Tabiyet cereyanın mürşitten müride tabi olan kişiye geçmesini ifade eder. İşte bu o kişinin ruhunun vücudundan ayrılması için yeterli sebeptir. Ve mürşide tabi olan, ondan el alan kişi eğer mürşit yoksa mürşit vekiline tayin ulaşıp da ona tabi olduğu zaman da yaklaşık bir standardı ifade eder bu. Gene ruh vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Yani bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırabilmesi mutlaka mürşidine tabiyetle gerçekleşen bir vakadır ve o sonucu o kişiyi mutlaka ulaştırır. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Kayseri'den Necati Bey, benim henüz bir mürşidim yok. Allah'tan mürşidimi nasıl isteyeceğim demiş inşallah muhterem efendim. Çok kolay bir şey bu sevgili kardeşlerim. Kişi boy abdestini alacak. Boy abdestini aldıktan sonra da hacat namazını kılacak. Hacat namazıyla Allah'tan mürşidini soracak. Allah ona mutlaka birincide olması bile ikincide veya üçüncüde mürşidini gösterecektir. Allah razı olsun.
Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bingöl'den İrfan Bey, Allah'a ulaşmayı dilemeyi nasıl yapmamız lazım demişler inşallah muhterem efendim. Ey yüce Allah'ım, ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştırmanı diliyorum. Bu kadarcık bir ifade Allah için yeterlidir. Ama bunun için boy abdesti alması şarttır kişinin. Allah razı olsun muhterem efendimiz. Trabzon'dan bir izleyicimiz, ben daha önce ruh bedenden çıkınca insan ölür zannediyordum. Fakat sohbetlerinizi dinledikçe bu fikrim çok değişti. Gerçekten acaba böyle midir, ruh bedenden çıkınca insan ölür mü demişler inşallah muhterem efendim. Ruh bedenden ayrılınca insan ölmez. Ama insan ölünce ruh bedenden ayrılır. Acaba anlatabildim mi? İnşallah Allah razı olsun muhterem efendimiz. Mersin'den Züleyha Şahin, Allah bir insanı kötü olaylarla sınaması ne demektir? Başımıza gelen olayları nasıl değerlendirmeliyiz demişler inşallah muhterem efendim. Bir insanın olaylara bakış açısı ona göre iyidir veya kötüdür. Ama önemli olan o kişiye göre olayların iyi veya kötü olması değildir. Önemli olan Allah'ın nazarında olaylar. Nasıl değerlendirilir? İyi olay nedir, kötü olay nedir? Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhunu Allah'a ulaştırmak, fizik bedenini teslim etmek, nefsini teslim etmek, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek standartlarında 7 tane safhası vardır. Ve burada ruh, fizik ve can, nefs ve irade Allah'a teslim edilecektir. Şu husus hiçbir zaman unutulmamalıdır. Dinimiz İslam dinidir. Yani İslam teslim olan demek. Teslim olanların dinidir. Bir insanın ruhunu, bir, fizik bedenini, iki, nefsini, üç ve iradesini, dört, Allah'a teslim etmek gibi bir mükellefiyeti vardır. Peki bunların hepsini teslim etmezse kişi cehenneme mi gider? Hayır, daha kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an cehennemden kendisini kurtarır. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. İstanbul'dan Adnan Şahin, bir kişinin İslam'ı yaşayabilmesi için mürşit gerekli midir demişler inşallah muhterem efendim. Bir insanın, anlayamadım. İslam dinini yaşayabilmesi için mürşit gerekli midir demişler inşallah muhterem efendim. Mutlak olarak gereklidir. İslam demek teslim olan demektir. Hiç kimse Allah'tan mürşidini sormasan ve o mürşide ulaşıp tabi olmadan ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Ruh vücudu terk edip de Allah'a doğru yola çıkamaz. Bütün insanlar için mürşit mutlak bir gerekliliktir. Ve bütün insanların ruhlarını Allah'a ulaştırması Allah Teala tarafından emrolunmuştur. Kur'an'da Allah Teala ruhun da, fizik bedeninde, nefsinde, iradeninde Allah'a teslimini farz kılmaktadır. Öyleyse bütün insanlar için kapılar ardına kadar açıktır. Kim Allah'a sorarsa cevabını mutlaka Allah'tan alır. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Samsun'dan Handan Hanım, ben bazen nefsime yenilebiliyorum. Nefsime karşı nasıl güçlü olabilirim diye sormuşlar inşallah muhterem efendim. Nefsime karşı? Nefsime karşı nasıl güçlü olabilirim demişler inşallah muhterem efendim. Nasıl kelimesinden sonra iki kelimeyi hala anlayamadım. Özür dilerim muhterem efendimiz. Bazen nefsime yenilebiliyorum. Nefsime karşı nasıl daha güçlü olabilirim demişler. Daha yani. Ciddi mi? Güçlü inşallah. Ha, güçlü. Nasıl olabilirim nefsime karşı diye. Muhterem efendim. Bir kişinin önemli olan güçlü olmaktan ziyade hakim olması.
ruhuna, bedenine, nefsine ve iradesine. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan beraberlik Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Bu dilek o kişiye mutlaka mürşit sevgisine ulaşacak olan bir zemin oluşturur. Kişi hacet namazını kıldığı zaman eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Kişi mürşidine ulaşacaktır. Davetini gerçekleştirdiği an ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacaktır. 7-8 aylık bir devrede bu ruh mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de ölürse birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine tabi olup da ölürse ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölürse üçüncü kat cennetin sahibidir. Fizik bedenin teslim olması 4. kat cenneti, nefsin teslim olması 5. kat cenneti, muhlis olmak 6. kat cenneti, iradeyi Allah'a teslim etmek 7. kat cenneti ifade eder. Bütün insanlara kapılar ardına kadar açıktır. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun Hüseyin Efendimiz. Mersin'den ismini vermeyen bir izleyicimiz, alemdeki diğer fertlerin de Allah'a ulaşmasını, hidayet ermesini çok istiyorum. Bunun için ben ne yapabilirim demişler inşallah Hüseyin Efendim. Anlaşılamadı. İnşallah tekrar ediyorum Muhterem Efendimiz. Alemdeki diğer fertlerin de Allah'a ulaşmasını, hidayete ermesini çok istiyorum. Bu konuda ne yapabilirim demişler inşallah Muhterem Efendimiz. Onlara Allah'ın emirlerini açıklaması lazım. Bunun için de rahatlıkla bizim yüzlerce konuşmamızdan bu konularla alakalı olanlarını onları dinletmesi yeterli bir sebep teşkil edebilir diye düşünüyoruz inşallah. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Isparta'dan Rahime Hanım, aile içinde huzuru bularak mutlu bir aile hayatı yaşamamız için bireylere düşen görevler nedir demişler inşallah muhterem efendim. Bütün insanların mutlu bir hayat yaşayabilmesi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın emrettiği standartların içine giremez. 7 kat cennetin dizaynına baktığımız zaman Allah Teala'nın burada neden 7 tane safa koyduğunu rahat rahat anlayabiliriz. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safa, mürşide tabiiyet 2. safa. Ne olur bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mutlaka mürşid sevgisi vermek ister ve onu hacet namazını kıldırmaya ulaştırır. Kişi hacet namazını kılarsa mutlaka mürşidini Allah Teala ona gösterecektir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese mutlaka Allah Teala bunu yaptırır. Ne çıkar ortaya? O kişi hacet namazını kıldığında mürşidini görecektir. Yapılması lazım gelen şey o noktadan sonra mürşide ulaşıp tabi olmaktır. Veya kendisinin bulunduğu yere veya daha çok daha yakın bir yerde mürşidin bir tövbe verebilen vekili varsa ona ulaşıp tabi olmaktır. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Gaziantep'ten Müesser Hanım, ben namazımı kılan birisiyim ama mürşidim yok henüz. Gizli şirk nedir? Namaz kılan birisi de gizli şirkte olabilir mi demişler inşallah muhterem efendim. Gizli şirk insanlar için, pek çok insan için hala yaşanabilen bir dizayn ifade eder. İslam alemine baktığımız zaman bu korkunç standardı görmemek mümkün değildir. Çünkü sevgili kardeşlerim, İslam alemi namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, hacca gitmeyi ve kelime-i şehadet getirmeyi, yani İslam'ın 5 şartını yerine getirmeyi yeterli görüyor.
Bu namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek hiç kimseyi cennete ulaştıramaz. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayna baktığımız zaman bir vakayla karşı karşıyayız. İnsanlar dinlerini bilmiyorlar. Bir insanın evvela dininin ismini bilmesi lazım. İslam dini. Ne demek İslam dini? İslam dini teslim dini demek. Bütün insanların bir ruhlarını, iki fizik bedenlerini, üç nefslerini, dört iradelerini Allah'a teslim etmeleri Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de farz kılınmıştır. Öyleyse bir vaka ile karşı karşıyayız. Allah-u Teala teslim olmamızı emrediyor. Sevgili kardeşlerim, bu teslimler İslam aleminde lazım geldiği boyutla önemle ele alınmıştır. Ve bir insanın İslam olabilmesi mutlaka bu standartların en azından ruhunu Allah'a teslim edilmesiyle tahakkuk etmesini gerekli kılar. Ama bunu yapan kişi zaten daha ötesine ulaşmaktan vazgeçmez. Daha ötelere ulaşmak ister, fizik vücudunda teslim etmek ister, nefsinde teslim etmek ister, iradesinde Allah'a teslim etmek ister. Allah'tan da bu istikametlerde yardım görür. Bütün insanlar için Allah Teala kapıları ardına kadar açmış. Herkesin cennete girmesini istiyor. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun Muhterem Efendimiz. Yine televizyonumuza mail ile ulaşan İstanbul'dan Gülşen Yılmaz. İnsanın Allah'a teslimi yaşarken mi olur yoksa ölünce mi insan teslim olur demişler inşallah Muhterem Efendimiz. İnsanın Allah'a teslimi, eğer Allah'a teslim olmayı isterse dünya hayatını yaşarken gerçekleşir. Ama kişi bunu yapmazsa o zaman ruh gene Allah'a teslim olur ama kişi öldükten sonra. Allah razı olsun. Ermek bu demektir İslam'da. Ermek, insanın ruhunun Allah'a ermesi, Allah'a ulaşması manasına gelir. E sadece Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'tan hacet namazını kılıp mürşidini soran ve o mürşide ulaşabilen insanlar bunu gerçekleştirebilir. Ve onların ruhları mutlaka 7-8 aylık bir devre içinde Allah'ın zatına ulaşır. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun Muhterem Efendimiz. Edirne'den Tamer Bey, Allah'ın insanlar için istediği mutluluğa nasıl adım atabiliriz demişler inşallah Muhterem Efendimiz. Allah'a ulaşmayı dileyerek bu adım atılabilir. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun Muhterem Efendimiz. Kars'tan İhsan Bey, sahabenin yaşadığı İslam'ı biz de yaşayabilir miyiz? Bunu nasıl başarabiliriz demişler inşallah Muhterem Efendimiz. Sahabenin yaşadığı İslam, tabiyet İslam'ıdır. Yani bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Bir, sonra hacet namazını kılıp mürşidini soracaktır. Allah Teala ona mürşidini gösterecektir. İki, bu kişi mürşidi neredeyse oraya ulaşıp mürşidine veya bulunduğu yerde bir mürşit vekili varsa ona tabi olacaktır. Tabi olduğu anda ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Bu kişi ermiş olmanın üçüncü safhasını gerçekleştirmiştir. Gideceği yerde bu noktada üçüncü kat cennettir. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişi birinci kat cennete girerken mürşide tabi olup ölen kişi ikinci kat cennete girer. Ruhunu Allah'a ulaştırabilen kişi ise üçüncü kat cennete girer. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun Muhterem Efendimiz. İstanbul'dan Ayşegül Hanım, İslam'ın şartının 7 olduğunu sohbetlerinizden öğrendim. Bu konu hakkında değerli görüşlerinizi alabilir miyiz demişler inşallah Muhterem Efendimiz. Ama değerli görüşlerin suallerini sormamış kardeşimiz. Ne istiyor bizden, ne istiyorsa söylesin de onu ifade edelim inşallah. Muhterem Efendimiz, İslam'ı hep bugüne kadar 5 şart olarak biliyorduk. İslam'ın şartını 7 olduğunu sohbetlerinizden öğrendim.
Bu konuda bilgi rica etmişler inşallah değerli efendim. Tamam, güzel. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek İslam'ın 5 şartını ifade eder. Ama İslam'ın şartı 5 değildir, 7'dir. Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a teslim olmak. Dilemek sadece bir dilektir ama teslim olmak önemlidir. Çünkü ruhun da fizik bedeninde, nefsin de iradenin de Allah'a teslim olması temel hedeftir. Allah Teala İslam demekle bunu kasteder. İslam teslim olan demektir. Bizim dinimiz İslam dinidir, yani teslim olanların dinidir. Bu teslim olan insanlar en kolay şekilde ruhlarını Allah'a teslim ederler ve Allah Teala'nın daha kolay bir şeyi de yoktur zaten. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah Teala garanti vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mutlaka mürşid sevgisi verir. Kişi mutlaka mürşidine ulaşır veya mürşidinin bir vekiline ulaşır. Tabiyetle beraber ruh vücudu terk eder. 7-8 aylık bir devrede de o ruh mutlaka Allah'a ulaşır o kişi. Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişse vazifelerini yapmakta hiçbir sıkıntı çekmez. Çünkü o vazifeler onun için artık doyulmaz zevkleri ifade eder. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. İzmir'den Ali Bey, birçok mürşit ismi duydum. Acaba benim için en iyi olan mürşit hangisidir, bunu nasıl bulabilirim demişler inşallah muhterem efendimiz. Bunun için kardeşimizin hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorması lazım. Evvela boy abdesti alacak, sonra hacet namazını kılacak ve Allah'tan mürşidini soracak. Birinci de göremezse, ikinci de veya üçüncü de Allah-u Teala mutlaka mürşidini gösterir. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. İzmir'den Sıdıka Hanım, vesveselerin kaynağı nedir demişler inşallah muhterem efendimiz. Vesveselerin kaynağı şeytandır. Şeytan her vesileyle insanları vesveseye düşürmeye çalışır. Negatif faktörlerle o kişiyi üzmek onun temel hedefidir. İnsanlar şeytan için bir düşmandır ve şeytan bütün insanlara bu sebeple onlara düşman olduğu için onlara zarar vermeye çalışan bir mahluktur. Allah'ın dostları ise Allah katında insanlara şeytanın o insanları tuzağa düşürmesine mani olacak olan her şeyi yapmayı emreder. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Ankara'dan Mustafa Bey, mürşit sevgisi ve mürşide kavuşma isteği bir kişide nasıl oluşabilir demişler inşallah muhterem efendim. O kişinin Allah'ı sevmesi bunun temel şartıdır. Ve eğer bu Allah sevgisi o kişide yerleşmişse onun Allah'a ulaşmayı dilememesi mümkün değildir. Çünkü bu dilek Allah-u Teala tarafından ona iletilecektir. Ve kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Ve Allah-u Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım ifadesi. O kişinin en az üçüncü kat cennetini garanti eder. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. İstanbul'dan Nuran Hanım özel bir sual göndermiş. İş yerindeki bir arkadaşım bana sürekli zulmediyor. Onun bana karşı sevgi duymasını nasıl sağlayabilirim? Bana yardımcı olabilir misiniz demişler inşallah muhterem efendim. Şimdi bu anlatımdan bir sonuç çıkıyor ortaya. Bu kardeşimiz diğerinin kendisini sevmesinin gerektiği şeyleri yapmamış bir durumdadır. Hepimizin bir görevi var sevgili kardeşlerimiz. Etrafımızdaki insanları sevmekle mükellefiz. Eğer insanların bize dost olmasını, bizi sevmesini istiyorsak, bize dost olması sevgiye bağlıdır.
Bu sevgi tahakkuk etmedikçe, biz davranışlarımızla o kişiyi sevdiğimizi ona ispat etmedikçe ondan bu standartları beklemeye hakkımız olamaz. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Nide'den Fatma Hanım, zikir ile huzurlu ve mutlu bir yaşantı arasında bir bağlantı var mıdır demişler inşallah muhterem efendim. Anlaşılamadı. Hemen tekrar ediyorum muhterem efendimiz. Nide'den Fatma Hanım, zikir ile huzurlu ve mutlu bir yaşantı arasında bir bağlantı var mıdır demişler inşallah muhterem efendim. 3-4 kelime var ki onları ikinci defadır da anlayamadım. Yavaş yavaş söyle bakayım birer birer. Özür dilerim. Zikirle. Zikir ile huzurlu ve mutlu bir yaşantı arasında bir bağlantı var mıdır? Elbette vardır. Kesin olarak vardır. Daha açık konuşmak gerekirse bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse ve bunun gereği olan Allah'a ruhun ulaşması için gerekli olan zikri gerçekleştirmezse dünyada verilen bu gezegende mutluluğu yaşayamaz. Başka bir çözüm de yoktur. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. İstanbul'dan Arif Bey, namaz kılıyorum, oruç tutuyorum. Ben bu ibadetlerle de Allah'a ulaşmayı dilemiş oluyor muyum diye sormuşlar inşallah muhterem efendim. Tekrar eder misin? Ne yapıyormuş? Namaz kılıyormuş, oruç tutuyormuş. Evet muhterem efendim. Ve ben diyor bu ibadetlerle de Allah'a ulaşmayı dilemiş oluyor muyum demişler inşallah. Evet. Hayır, bu ibadetlere namaz kılmakla ve oruç tutmakla hiç kimse o hedefe ulaşamaz. Bir insanın ruhunun Allah'a ulaşabilmesi için o kişinin hacet namazını kılıp mürşidini Allah'tan sorması gerekir. Ancak mürşidine tabi olduğu takdirde ruhu vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ve kişi de namaz zevki, oruç zevki, zikir zevki, manevi güzelliklerin zevki birer birer yerleşecektir. Ve bu kişi büyük bir mutluluk içinde, 7-8 aylık bir devre içinde ruhunu Allah'a teslim edecektir. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Sivas'tan Nursel Hanım, oğluma söz geçiremiyorum. Ona Allah'ı ve ibadetleri nasıl sevdirebilirim demişler inşallah muhterem efendimiz. Söz geçirmesi için onu ikna etmesi lazım. İnsanlar hem ikna etmezler hem de derler ki bu istikamette ben ne yapayım? Sevgili kardeşlerim, her anneye, her babaya düşen bir görev var. Çocuklarımızı döverek, onlara ceza vererek hedeflere ulaşmak çok daha zordur. Çocuklarımızı ikna etmeliyiz. Onların da Allah'ı sevmelerini temin etmek üzere gayretler göstermeliyiz. Mesela onlara zikirlerini arttırdıkları takdirde mükafat vermek, namazlarını tamamladıkları zaman mükafat vermek, onları sevindirerek hedeflere ulaşmak çok daha kolay bir yoldur. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Osmaniye'den Veli Yağmur adlı izleyicimiz, sahabe döneminde ve Osmanlı döneminde yaşanan İslam'la bugünkü İslam arasında ne gibi farklar vardı demişler inşallah muhterem efendimiz. Osmanlı devrinde yaşanan İslam'la bugünkü İslam arasında büyük bir farklılık var. Osmanlı devri boyunca bütün insanların tasavvufta olduğunu görüyoruz. Bütün meslek sahipleri mutlaka bir tasavvuf grubuna bağlıydılar.
üretimle meşgul olan bütün faktörler mutlaka bir tasavvuf grubuna bağlıydılar. Aklınıza hangi konu geliyorsa o konular mutlaka bir tasavvuf grubunda tahakkuk edebilirdi. Herkes tasavvuftaydı. O zaman Osmanlı bir imparatorluk oluşturmuştur. Adaletin dünya üzerinde en büyük ölçüde tahakkuk ettiği safha Osmanlı İmparatorluğu devridir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın emirlerini yerine getirmektir. Ve bu emirlere baktığımız zaman birçok kişi size bugünkü safhatı söyleyecektir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunların hepsi farzdır. Ama hedefe hiç kimseyi ulaştıramaz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ruhu vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkamaz. O kişi birinci kat cennete giremez. Mürşide'ye tabi olmadıkça ruhu vücudundan ayrılamaz. İkinci kat cennete giremez. Ruhunu Allah'a ulaştırmadıkça üçüncü kat cennete girmesi mümkün değildir. Fizik bedenini teslim etmedikçe dördüncü kat cennete giremez. Nefsini teslim etmedikçe beşinci kat cennete giremez. Mudis olmadıkça altıncı kat cennete giremez. İradesini Allah'a teslim etmedikçe yedinci kat cennete giremez. Ve İslam alemine baktığımız zaman bizim sevgili din adamlarımız hep insanlara İslam'ın beş şartını öğretmekle vazifeli olduklarını zannetmektedirler. Bu bir zandır. Kur'an-ı Kerim'de hiç uymaz. Allah Teala İslam dini diyor dinimize. Yani teslim olanların dini diyor. Hiç kimse dünya üzerinde namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek İslam olamaz. O kimse Allah'a ulaşmayı dilemedikçe buna imkan yoktur. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. İzmir'den Zeliha Hanım, hayatımızda sevdiğimiz şeylerden bazen çok çabuk vazgeçebiliyoruz. Ve o zaman anlıyorum ki bu bizimki gerçek bir sevgi değilmiş. Acaba gerçek sevgi nedir ve nasıl yaşayabiliriz demişler inşallah muhterem efendim. Tekrar okur musun? Başlayalım muhterem efendim. Hayatta sevdiğimiz şeylerden bazen çabuk vazgeçebiliyoruz ve anlıyorum ki bu gerçek bir sevgi değilmiş. Gerçek sevgi nedir? Nasıl yaşayabiliriz demişler inşallah Mehmet efendim. Gerçek sevgi Allah sevgisidir. Bu sevgiye Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar ulaşabilir. Hiç kimse Allah'a ulaşma dileğini gerçek anlamda kendisine yerleştirmedikçe bunu yaşayamaz. Ama yaşamaya başlayınca mutlaka mürşit sevgisi verecektir Allah-u Teala ona. O zaman o kişi mürşidine ulaşacak. Ruhu da vücudunu mürşidine ulaştığı tabi olduğu anda terk ederek Allah'a doğru yola çıkacak. 7-8 aylık bir devrede ruh Allah'a ulaşacaktır. İşte İslam olmak ve teslim olmak ikisi de aynı şeydir. Budur. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem efendim. Manisa'dan Günay Bey, hidayet ve hidayetçi kavramlarını öğrenebilir miyiz demişler inşallah muhterem efendim. Hidayet ve hidayetçi kavramları aynı anlamın iki cephesini oluşturur. Hidayet, ruhun hidayetidir. Fizik bedenin hidayetidir, nefsin hidayetidir, iradenin hidayetidir. Hepsi de yani ruhun, fizik bedenin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim etmesiyle gerçekleşir. Öyleyse bu teslimler tahakkuk etmedikçe hidayet adlı müessese hiç kimsenin hedefe ulaşmasına vesile olamaz. İşte İslam'ın şu andaki o büyük
negatif faktörü insanların İslam'ın 5 şartını dinin yeterli standartlarına uygulamak olduğunu zannetmeleridir. Namaz kılmak da farzdır, oruç tutmak da farzdır, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet de getirmek de farzdır. Ama hiç kimseyi İslam yapamaz. İslam teslim olan demektir. Hiç kimse Allah'a hacet namazını kılıp mürşidini sormadan ve o mürşide veya onun bir vekiline tabi olmadan bu hedefe ulaşamaz. Tabiyet olmadıkça ruhun vücudundan ayrılması ve Allah'a doğru yola çıkması hiçbir zaman mümkün olamaz. Onun için Allah kanunlarını koymuş, bu kanunlarını mutlaka tahakkuk ettirmek mecburiyetindeyiz. Herkes hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sormak ve o mürşide ulaşmak mecburiyetindedir. Ancak o zaman ruhun vücuttan ayrılması mümkün olur ve 7-8 aylık bir devrede de bu ruhun Allah'a ulaşması, yani o kişinin ermiş evliya olması mümkün olur. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem efendim. Almanya'dan Gülay Öztürk, size kalpten inanıyorum ve sizi rüyamda gördüm. Söylediğiniz gibi mürşidime ulaşıp ceryanı almak istiyorum ve sizden tövbe almak istiyorum. Ama ben Almanya'da yaşıyorum. Almanya'daki vekilinize ulaşıp tövbemi alabilir miyim? Bu da geçerli olur mu demişler inşallah muhterem efendim. Elbette. Almanya'daki tövbe veren kardeşimiz var birçok. Onlardan birine ulaştığınız zaman tabiyetinizle birlikte tövbe almış olursunuz. Ruhunuz da vücudunu derhal terk eder. 7-8 aylık bir devrede de sizin de ermiş evliya olmanız mümkün olur. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem efendim. Yine Sakarya'dan gelen bir mail. Yunus Bey, insanları çok seviyorum. Bu sevgiyi sizden öğrendim. Bu sevgimin hiç bitmemesi için ne yapmalıyım demişler inşallah muhterem efendim. Zikrini arttırmalısın evladım. Zikir seni Allah'a bağlayan en büyük faktördür. Bunu devam ettirdiğin sürece korkulacak bir şey olmaz. Devamlı Allah-u Teala seninle beraber olur. Ama zikrinden vazgeçersen, İslam'ın 5 şartı bana yeterli dersen, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, o zaman adım adım düştüğünü göreceksin. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem efendim. Çanakkale'den ismini vermeyen bir izleyicimiz, tasavvuf hep ilgimi çekti. Daha önceleri çok merak ediyordum. Tasavvuf gerçek anlamda öğrenmek ve yaşamak için ne yapmalıyım demişler inşallah muhterem efendim. Allah'a ulaşmayı dilemelisin. Bir de boy abdesti alıp, hacet namazını kılıp, mürşidini Allah'tan sormalısın. Allah razı olsun evladım. Ve o mürşide ulaşırsan ancak, tabiyetini gerçekleştirebilirsen, ancak o noktada ruhun vücudunu terk ederek Allah'a doğru yolculuğa çıkar ve sen de bir ermiş evliya olabilirsin. Ruhun 7 tane gök katını aşıp Allah-u Teala'nın zatına ulaştığı zaman. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. İstanbul'dan Rasim Yılmazer, Kur'an-ı Kerim'i doğru anlayabilmek için mürşide ulaşmamız gerekli midir demişler inşallah muhterem efendim. Kur'an-ı Kerim'i doğru anlayabilmek her şeyden evvel Arapça bilmeyi gerektirir. Böyle bir bilgi sahibi olmaksızın kişi Kur'an-ı Kerim'i doğrudan doğruya anlayamaz. Ama bu istikamette incelemeler yapıp birçok Kur'an-ı Kerim meali var. Onları birbiriyle karşılaştırıp ciddi bir araştırma yaptığı takdirde kişi bu aylarca sürer. O zaman bir hedefe varması mümkün olabilir. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem efendim. Düzce'den bir izleyicimiz, İslam'ın 5 şartını yaptığımız halde
cennete gidemez miyiz demişler inşallah Muhterem Efendim. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek İslam'ın 5 şartıdır. Allah Teala cennetleri sıralıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bu noktada ölürse 1. kat cennete girer diyor. Mürşidine tabi olan kişi tabiyet sırasında tabiyetten sonra öteki hedefe ulaşmamaya ölürse 2. kat cennete girer. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi 3. kat cennete gider. Fizik bedenini teslim eden kişi 4. kat cennete gider. Nefsini teşkil eden kişi nefsini teslim eden kişi 5. kat cennete girer. Muhlis olan kişi 6. kat cennete girer. İradesini Allah'a teslim eden kişi 7. kat cennete girer. Kur'an-ı Kerim'in standardı, stratejisi budur. Bunlar gerçekleştirmeksizin hiç kimse hedeflerine ulaşamaz. Unutmayın, İslam dini demek, teslim dini demektir. Ve bizim din adamlarımız şu anda namaz kılın diyorlar, oruç tutun, zekat verin, hacca gidin, kelime-i şehadet getirin. Bunlar size yeter. Hayır, yetmez. Bu 5 tane standardın hiçbirisi hiç kimseyi kurtaramaz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek değildir insanları kurtaran. Allah'a ulaşmayı dilemek ve ruhunu, fizik bedeni, mürşidine tabi olmak, ruhunu, fizik bedenini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmekle adım adım gerçekleşir. Her birini bir başka kat cennetin işaretini taşır. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun Muhterem Efendimiz. Denizli'den Mustafa Bey'den gelen mailde şöyle sorulmuş inşallah. Bütün insanlar doğuştan itibaren Allah'ın kulu mudur? Allah'ın kulu olabilmek için insanın ne yapması gerekir demişler inşallah Muhterem Efendimiz. Hiç kimse başlangıçta Allah'ın kulu değildir. Allah'ın kulu olmak bir gayretle tahakkuk eder. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'ın kulu olamaz. Ebu kulluk 7 tane safa ifade eder. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun Muhterem Efendimiz. İstanbul'dan İrfan Bey, canlı yayınınızı takip ediyorum. Az önce mürşidi bulmak çok kolay dediniz. Mürşidimi bulabilmek için gerçekten sadece hacet namazı kılmamız yeterli mi demişler inşallah Muhterem Efendim. Hacet namazını kılacaksınız ve Allah'tan soracaksınız. Hacet namazını herkes başka bir maksatla kılabilir. Ama kim hacet namazını kıldıktan sonra talebini Allah-u Teala'ya ulaştırırsa Allah için o talep geçerlidir. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun Muhterem Efendimiz. Van'dan Ahmet Bey. Dışımızdaki insanları mutlu etmek için neler yapmalıyız demişler inşallah Muhterem Efendim. Anlaşılamadı. Dışımızdaki insanları mutlu etmek için neler yapmalıyız demişler inşallah Muhterem Efendim. İlk kelimeyi anlayamıyorum evladım. Özür dilerim Muhterem Efendimiz. Etrafımızdaki insanları mutlu etmek için neler yapmalıyız inşallah demişler. Şimdi anladım etrafımızdaki kelimesi tamam. Her zaman herkesin etrafında birileri vardır. Sevgili kardeşlerim, onları mutlu etmenin yolu onları da Allah'ın mutluluk kanunlarını ulaştırmak, onları ikna etmeye çalışmaktır. Eğer bunu yapabilirsek, onlara Allah'a ulaşmayı dilemeyi, mürşide tabiyeti, kişinin de ruhunu, Allah'a ulaştırmasını onları ikna ederek anlatabilirsek hedeflere ulaşabiliriz. Ve ikna etmememiz
mümkün olmaz. Mutlaka ikna edilirler. Neden? Çünkü biz konuştuğumuz zaman kendimizden konuşmayız. Mutlaka Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle konuşuruz. O zaman o kişinin itiraz edecek hiçbir şeyi kalmaz. Ama gene de bu onun rızasıyla gerçekleşebilecek olan bir olaydır. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Aydın'dan gelen bir mail Fahrettin Bey şöyle yazmışlar muhterem efendimiz. Allah'a ulaşma dileğini birçok kişiden duymadık. Bu dilek yeni bir kavram mıdır? Yoksa sahabe ve diğer evliyalar da bunu biliyorlar mıydı? Allah'a ulaşmayı dilemişler miydi demişler inşallah muhterem efendim. Hepsi biliyordu ve hepsi bu dileyenlerin hepsi bunu bilerek dilemişlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek konunun başlangıcı ve temelidir. İslam dini, tekrar edelim, İslam teslim olan demektir. Teslim dinidir. Teslim dini o kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra hacet namazını kılarak mürşidini Allah'tan sormasıyla gerçekleşir. O mürşide ulaşacak, tabi olacak ve ruhu o zaman vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacaktır. Başka bir yolu yok sevgili kardeşlerim. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı diliyorsa o kişi mürşidini Allah'tan soracak, o mürşidine ulaşacak ve ancak o noktada ruhu vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkacaktır. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. İstanbul'dan ismini vermeyen bir izleyicimiz, gerçek anlamda tövbeden kasıt nedir? Kendi başımıza yaptığımız tövbe ile de cennete gidemez miyiz demişler inşallah muhterem efendim. Bir insanın kendi başına yaptığı tövbe onu hiçbir zaman cennete götüremez. Bir kişinin tövbesi demek mürşidine ulaşması ve mürşidin önünde tövbe etmesi. O kişinin manevi hayatının başlangıcını teşkil eder. Ondan evvelkiler namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek o kişiyi hiçbir zaman hedefine ulaştıramaz. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Yine İstanbul'dan bir izleyicimiz yine maille ulaşmışlar bize. Mürşit sevgisi ve zikir yapma isteği kişide nasıl oluşur demişler inşallah muhterem efendimiz. O kişinin Allah'ın hedeflerine istek duyması ile gerçekleşebilir. Başka bir yolu da yoktur. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. İstanbul'dan Nurten Hanım, benim eşim bir türlü mutlu olamıyor. Ama ben tabiyetimi gerçekleştirdikten sonra her zaman mutluluğu yaşıyorum. Ben eşime nasıl yardımcı olabilirim diye sormuşlar inşallah muhterem efendimiz. Bunu anlatması tek başına yeter. Ben de eskiden biliyorsun ki senin gibiydim diyecek sadece eşine. Ama şimdi görüyorsun ki ben mutluyum ama sen mutsuzsun. Ben mutluyum çünkü bu emirleri yerine getiriyorum. Sen de emirleri yerine getirip de mutsuz olursan onu bana haber ver ben de öğreneyim. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Yine bize maille ulaşan bir izleyicimiz ismini yazmamış muhterem efendimiz. Fizik beden teslimini daha kısa sürede yapabilmemiz için neler yapmalıyız demişler inşallah muhterem efendim. Yolu zikri çok sayıda arttırmaktır. Ne kadar çok sayıda zikrini arttırabilirse kişi en kısa sürede o kadar çabuk hedefe ulaşır. Elbette mürşide tabiyet konunun temelini teşkil eder. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adana'dan bir izleyicimiz. Hacet namazını ilk kılışında mürşidimi göremezsem devam etmeli miyim? Ne yapmam gerekir diye sormuşlar inşallah muhterem efendimiz. Hacet namazını ilk seferinde göremeyen insanlar da olmuştur.
bu hayat namazının kılınması, mürşidin görülmesi için temel sebeptir. Birinci de olması, ikinci de hacet namazını kılar kişi, boy abdesti alması şarttır. İkinci de göremezse, üçüncü de şimdiye kadar genel çerçevede bize gelen işaretler üçüncüden daha öteye geçmesine zemin hazırlamamıştır. Ya ikinci, birinci de, ya ikinci de, ya da üçüncü de kişiler mürşitlerini görmüşlerdir. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. İzmir'den Arife Hanım, insan sadece ibadetleri yerine getirerek mutlu olabilir mi demişler inşallah muhterem efendim. İbadetler tek başına bir insanı mutlu edemez. İbadet nedir? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse bunlar onu o mutluluk hedefine ulaştıramaz. Mutluluklar Allah'a ulaşma dileğiyle başlar ve kişi ondan sonra mutlaka mürşidine tabi olur. Ruhu vücudundan ayrılır, Allah'a ulaşır, ermiş evliya olur. Ve zikri arttıkça nefsindeki afetler azalacağı için kişinin mutluluğu devamlı olarak artar. Dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Bu sebeple. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. İstanbul'dan Murat Bey'den gelen mailde mürşide tabiyet kişiye neler kazandırır diye sormuşlar inşallah muhterem efendimiz. Mürşide tabi olmak o kişinin ruhunun vücudundan ayrılması için yegane sebeptir. Başka bir faktör bunu gerçekleştiremez. Kişi Allah'tan mürşidini sorup Allah'ın emrettiği o mürşide tabi olmadıkça onun ruhu vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkmaz. O kişinin ermiş evliya olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. İstanbul Bayrampaşa'dan Mehmet Bey'den gelen mailde şu şekilde sormuşlar muhterem efendimiz. Ameni olmak ve Allah'a yönelmek kavramları nelerdir? Açıklayabilir misiniz demişler inşallah muhterem efendim. Tekrar eder misin? Başta muhterem efendimiz. Ameni olmak ve Allah'a yönelmek kavramlarının neler olduğunu sormuşlar inşallah izleyicimiz muhterem efendim. Anlaşılamadı gene. Özür dilerim muhterem efendimiz. Ameni olmak ve Ameni olmak. Yönelmek. Ameni olmak Allah'a ulaşmayı yönelmektir zaten. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ameni olmuştur. Bu o kişinin Allah yoluna çıkmasının başlangıcını teşkil eder. Mutlaka ona mürşit sevgisi verecektir Allah Teala. Kişi mürşide ulaşıp tabi olduğu zaman tabiyeti gerçekleştirecektir. Aynı zamanda da ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacaktır. 7-8 aylık bir devrede de bu kişinin ruhu Allah'a ulaşır. İşte o kişi ermiş evliya olmuştur. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. İstanbul'dan bir izleyicimiz Murat Şeker mailinde şöyle sormuş. Kişinin zikrinin artışı ile Allah'a kul olma, yakınlaşma dereceleri arasında nasıl bir bağlantı vardır demişler inşallah muhterem efendimiz. Anlaşılamadı, tekrar et. Başlayalım muhterem efendimiz. Bir kişinin zikrinin artışı ile Allah'a kul olma, yakınlaşma derecelerin arasında nasıl bir ilişki vardır demişler inşallah. Allah'a kul olmak, Allah'a yakınlaşmanın başlangıç noktasını teşkil eder. Kişi Allah'a ulaşmayı diler ve ruhu Allah'a ulaştığı zaman Allah'a kul olur. Bu kulluğun başlangıç noktasıdır. Ruhun teslimi birinci yaklaşımdır. Fizik bedenin teslimi ikinci, nefsin teslimi üçüncü, iradenin teslimi de dördüncü teslimi ifade eder. Allah razı olsun.
Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Aydın'dan ismini vermeyen bir izleyicimiz, İslam dini mürşitsiz yaşanamaz mı? Mürşit gerçekten farz mıdır demişler inşallah muhterem efendimiz. Ne dedin? İslam dini mürşitsiz yaşanamaz mı? Mürşitsiz yaşanamaz mı? Mürşit gerçekten farz mıdır diye sormuşlar inşallah. Yaşanamaz. Çünkü İslam dini teslim dinidir. Bir kişi mürşidine tabi olmadıkça o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a teslim olamaz. Olamayınca bu hedefe kişi ulaşamaz. Allah razı olsun. Dinliyorum inşallah. Başta muhterem efendim. Çanakkale'den gelen mailde Engin Tutar kaç çeşit zikir olduğunu sormuşlar inşallah muhterem efendim. Sadece iki çeşit zikir var. Bir cehri zikir. Yani sesle yapılan zikir. Bir de sessiz yapılan zikir. İkisi de geçerli. Allah razı olsun. Muhterem efendimiz, inşallah şu an dünyanın birçok yerinde sizi canlı olarak izleyen tüm izleyicilerimiz sizin açıklamalarınız için inşallah bu konferansı izliyorlar ve şu an ben bu sebeple mikrofonu açıklama için size bırakmak istiyorum. Arz ediyorum inşallah muhterem efendimiz. Allah razı olsun evladım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.